Hüseyin'e geleyim yayınlayayım. Vermediler. İyi de ettiler. Çünkü alanlar bize kaldı. Sokaklar bize kaldı. Hünkârın mekanında, hünkârın huzurunda Hacı Bektaş'ı özgürleştirmek de bize düştü. Biz Pir Sultan Abdal'ın safındayız. Biz hünkâr Hacı Bektaş Übeli'nin safındayız. Yezid'in sofrasında harama ve yağlı pilava kaşık çalanlar, unutmayın ki Hızır Paşalar, Yezidler halkımızın nazarında lanetlenmeye mahkumdurlar. Onları tarihin karanlığına gömeceğiz hep birlikte. Ve yakalarına misafir kartı takılarak gelen canlara sesleniyorum. O misafir kartlarınız var ya, aslında bir sultanın boynuna asılan urganın kendisi. Evet, o misafir kartları geleceğimize vurulan zincir, çocuklarımızın geleceğine vurulan zincir, o misafir kartlarını taşıyan canlar, size dostane bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. O kartlarınızı atın, zincirlerinizden kurtulun. Kıymetli canlar, yarenler, yoldaşlar, hünkârımızın huzuruna, Serçeşme'mize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi aşkı muhabbetle selamlıyorum. Üç gündür burada işgal edilen dergahlarımıza, inancımıza yapılan kuşatma için mücadele veriyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki boyunlarınızda misafir kartlarınız yok. Buraların gerçek sahipleri sizlersiniz. Ben buradan boyunlarında kart olan canlara seslenmek istiyorum. Sizleri buraya getirenlerin kim olduğunu biliyor musunuz? Kimler olduklarını, ne yapmak istediklerini biliyor musunuz? Size buradan birkaç kelamla bunları anlatmaya çalışacağım. Bu yapı Kültür Bakanlığı eliyle kurulmuş bir başkanlıktır. Sizin başınızda bir devlet memuruna ihtiyacınız mı var? Bin yıllardır bizim pirlerimizi, bizim mürşitlerimizi, bizim rehberlerimizi, taliplerimizi hangi devlet memuru yönetti de bugün bizi yönetmeye çalışıyorlar? Bugün bizi parayla terbiye etmeye çalışıyorlar, satın almaya çalışıyorlar. Boyunlarında misafir kartı olan kıymetli canlar. Siz biliyor musunuz bu başkanlığın başındaki kişinin icraatlarını, söylemlerini, her cemevine bir mescit yapılmalı diyor. Siz buradan ne anlıyorsunuz? Yıllar önce bu memlekette bugün terörist olan birisi FETÖ,
Ne dedi? Cami cemevi projesi yapacağız dedi. Her cemevine mescit yapmak ne anlama gelir? Size bu kartları verenlerin hedefi amacı budur. Lütfen bunları görmezden gelmeyin. Sesimize kulak verin. Kimse Alevilere lütufsa yapmıyor. O yüzden Aleviler de bu ülkenin vatandaşları olarak diyorlar ki ey hükümet, ey devleti yönetenler, elini inancımızdan çekin. Aleviler diyor ki ey devlet, ey devleti yönetenler, deryalarımız bizimdir diyor. Bizi tarif etmeye, tanımlamaktan vazgeçin. Bakın arkadaşlar, 3 gündür burada haykırıyoruz. Diyoruz ki Hacı Bektaş anma törenleri bu dergahın, bu ülkenin yüz karası olarak açıldığı gün, yani müze olarak açıldığı gün, o gündür bugündür 60 yıldır belediye önünde bir anma yapılıyor. Her ne olduysa AKP iktidarı son 4 yıldır alternatif etkinlikler yapmaya çalıştı. Bakın biz burada primimizi anma törenleri, kültür ve sanat etkinlikleri yaparken AKP ve onun işbirlikçileri Hacı Bektaş'ın 753. ölüm yıldönümünü kutluyorlar. Buradan haykırıyoruz. Elinizi inancımızdan çekin. Elinizi dergahımızdan çekin. Alevilersiz bir Alevilik size yaratmanıza izin vermeyeceğiz. Bunu böyle bilin. Sizin kurduğunuz başkanlığı tanımıyoruz, tanımıyoruz, tanımıyoruz diyoruz. Bizim dergahlarımızı işgal altında tutuyorlar. Biz tüm Alevi örgütleri olarak Avrupa'dan, Türkiye'den ve dünyanın diğer ülkelerinden mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Dün akşam silahların gölgesinde cem yapıldı. Bugün bütün Alevi örgütleri burada. Aleviler burada. Akşamleyin 3. avluda biz Alevi örgütleri olarak da bir cem yapacağız. Bu vesileyle hepinizi buraya davet ediyoruz. Cem Alevilerin inanç merkezinin tam içinde yapılacak. O yüzden dolayı hepinizi akşam bekliyorum. Türkiye Alevi Federasyonu adına hepinizi selamlıyorum. Eyvallah. 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 Eyvallah.